Üsküdar kadısı harikulade idare ediyor Dağlay Sultanım. İmparatorluğun üstünde kara bulutlar geziniyor. Fırtına kasırgaya dönüşüyor. Filinta'da yer yerinden oynuyor. Azap erişecektir. Hakikati ortaya çıkarmak ve ortaya çıkanın neticesinde hak edene hak ettiğini vermek makamımızın vazifesidir. Tarihi kanla yeniden yazmak isteyen karanlık odaklar, Osmanlı İmparatorluğunu yerle yeksan edebilmek için sinsi ve hain planlar peşinde koşmaya devam ediyor. Davadan çekiliyoruz. Reddi kadı talebinde bulunuyoruz. Dizinin geçen bölümlerinde Sansar Cemil'in Yüce Meclis'te Boris Zaharyas'ın yerini alarak efendi unvanına yükselmesi, gelecek bölümlerdeki büyük sürprizlerin habercisi oldu adeta. Ben de yıllarca Yüce Meclis adına sizin hayatınızı korudum ve kolladım. Bunun için size şükran borçluyuz efendi Cemil. Yüce Meclis'e hızlı bir giriş yapan sevilen dizinin efendi Cemil'i Hakan Yufkacıgil ile sohbetimiz başlıyor. Sansar Cemil'den Efendi Cemil'e terfi etmeniz izleyicileri bir hayli şaşırttı doğrusu. Filinta her hafta seyirciyi şaşırtıyor. Biz oyuncuları da şaşırtıyor. Gerçi benim önceden bir haberim vardı. Hani Sansar Cemil'in Efendi Cemil karakterine dönüşeceğinden haberdardım. Seyircimiz de zaten farkındaydı bunun. Yani bu adamdan bir şey çıkacak ama ne olacak üzerine bir düşünce yaratmıştık zaten. Öyle bir algı vardı ama hani seyircinin kafasında hep bir soru işareti bırakıyorduk. 39. bölüm sonunda işte artık Sansar Cemil Efendi Cemil'e dönüştü. Sansar Cemil daha hani sizin de bildiğiniz gibi sokakların belalısıydı. Saha adamıydı. Boris Zaharyas'ın tetikçisiydi. Halbuki 39 bölüm insanlar bunu böyle beklerken aslında Yüce Meclis'in Boris Zaharyas'ı korumak, kollamak adına yanına monte ettiği bir aristokrat adam olduğu anlaşıldı. 2-1 kayıt. Esat Paşa'nın defterinin varlığını aynı anda öğrendik. Neden bu benim aklımdan çıkmıyor da senin aklına hiç gelmiyor garbiz? Oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı? Bursa Devlet Tiyatrosu'nda İbrahim Şahin de Mimar Sinan'ın ilk mezunlarından bir sanatçı abimin sayesinde başladım. Ondan sonra o beni okula hazırladı, konservatuara. Daha sonra konservatuara girdim. Konservatuardan mezun oldum ki buralardayım. Hakan bir kıl çıkacak kendini göstersen işte eyvallah. Çekimler esnasında sizi en çok hangi sahneler zorladı? Ya klişe olmasın ama hani her hafta bir aksiyon polisesi çekiyoruz biz. Her hafta bir zorluk yaşanıyor. Yani şu sahnede çok zorlandım dersem hani diğer oynadığım sahnelere haksızlık etmiş olurum yani. Ama derseniz ki ilk bölümdeki patlama sahnesi gerçekten çok heyecan vericiydi ve çok zor bir sahneydi. Genç ve başarılı oyuncunun sosyal medya ile arası nasıl? Yani sosyal medya ile tanışmam aslında bakarsanız Filinta ile oldu benim. Yani çok fazla böyle o mecrada vakit geçirmeyi seven biri değilim. Yani gereksiz buluyordum. Fakat daha sonra kendi Filinta'nın takipçilerini takip edip onların yorumlarını alıp yani belki de Sansar Cemil'i oluşturmamızda hani seyircilerimizin de katkısı var. Onlarla bir yandan danışıklı dövüştük. Onların yorumları bizde fikir açtı. Hani seyircimiz bundan daha memnun oluyor, bunu yapalım gibi. Ayrıca aradığımızda böyle şey, o bu tarafla ilgili bir köprü var ya, hani oyuncu ve o yani yanlış anlaşılmasın halkımızın arasındaki o şey, duvarı kaldırdık biz ve hani birlikte sohbet ediyoruz, konuşuyoruz, yorumlarını dinliyoruz. Bir an evvel konuya girersek şehzadem, bugün halletmem gereken çok iş var. Başarılı oyunculuk kariyerinizi 2013 yılında almış olduğunuz en iyi erkek oyuncu ödülüyle taçlandırdınız. Genç yaşta bu ödülü almak size neler hissettirdi? Tabii ki yani sizin yaptığınız işi, sizden usta çırak ilişkisi bizim o işimiz. Ve sizin ustalarınızın sizin yaptığınız işi takdir edip sizi hani ödüllendirmesi tabii ki çok onur verici bir şey ama buna en çok annem sevindi herhalde. Hani onun mutluluğu benim için daha önemli. Onun haricinde hani böyle kariyerle ilgili derseniz ki hani çok büyük hesapları olan biri değilim. Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Hani orada işte Türkan Şoray'dan aldım ödülü. Yani onunla karşılıklı durmak da benim için ödüldü yani. Yeşilçam'ın bütün büyük ustaları oradaydı. Onlarla aynı havayı solumak da benim için ödüldü. Hani tabii ki o
Altın Portakal önemli, yani Türkiye'nin önemli festivallerinden biri. Orada filminin o ustalar tarafından izlenmesi de benim için ödüldü. O yüzden çok fazla önemsemiyorum dersem haksızlık etmiş olurum ama aldığım ödüller bunlardı benim için. Rahmetli Kazım Koyuncu ile olan benzerliğiniz ilk bakışta fark ediliyor. Sinemada Kazım Koyuncu'nun hayatını canlandırmak ister miydiniz? Yani şeref duyarım tabii ki, hani öyle bir şey denk gelirse, öyle bir film, yani güzel bir proje olursa neden olmasın? Çünkü Kazım Koyuncu çok erken yaşta kaybettiğimiz, hani çok önemli bir müzisyen, çok önemli bir insan, çok önemli bir sanatçı. Tabii ki onun hayatını ya da onunla ilgili herhangi bir şeyde yer almak tabii ki hani onur verici olur benim için. Müşri Beyler, hoş geldiniz. Bir daha alayım abi. Ufukta görünen yeni sinema projeleriniz var mı? Şu anda Flint'a zaten çok yoğun bir şekilde gidiyor. Ve bütün enerjimi, bütün hani ne derler, içimi Flint'a'ya döküyorum. O yüzden hani şimdilik öyle sinema projesi yok. Hani gelen tekliflerimiz var ama hani şu anda bütün enerjimi buraya harcıyorum. Bundan da mutluyum zaten. Ünü ülke sınırlarını aşan Flinta'nın bu başarısını neye bağlıyorsunuz? Türkiye'de daha önce hiç denenmemiş, yapılmamış bir projeye imza attılar. Çok önemli bir cast oluşturdular. Belki de hani şu anda evet biz oyuncu olduğumuz için daha ön planda duruyoruz ama hani aslında işin mutfağı dediğimiz tarafta bu işe oyunculardan belki de hani 5, 6, 10 kat daha hani emek veren insanlar var. Hani yapımcılarımız diyeyim yani en az oyuncular kadar emek veriyorlar. Onlar kadar zaman harcıyorlar. Keza reji ekibimiz en az oyuncular kadar. Şimdi biz göz önünde olduğumuz için tabii ki hani şey, seyirci bizi görüyor. Halbuki hani Flint'a onların karşısına çıkmadan önce öyle bir mutfaktan geçiyor ki hani bize sadece şey, şu pilota da işini yap gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz ve olanaklarımızda çok güzel, keyifle çalışıyoruz. TRT 1 göz dolduran yapımlarıyla yine sezona damgasını vurdu. TRT 1'deki diğer dizileri izleme fırsatınız oluyor mu? Vakit buldukça izlemeye çalışıyorum. Tabii ki şöyle bir şey olacak tabii ki. Yani benim kendi kanalım yani TRT. Tabii ki TRT'deki bütün işleri hemen hemen takip ediyorum. Ve yani uluslararası şeyde çok önemli projelere imza atıyor TRT. Babacanları çok seviyorum. Yeşildeniz'i çok seviyorum. Diriliş'i çok beğenerek izliyorum. Yani TRT'deki hemen hemen bütün programları seyrediyorum. Son olarak başarılı oyuncunun siz TRT 1 izleyicilerine bir mesajı var. Sizin programınızı da beğenerek takip ediyoruz bir de bugün. Umarım seyircilerimiz de sizi beğenerek takip ediyorlar. Bu hafta beni konuk ettiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Buradan da tüm TRT seyircilerine, tüm Flinta seyircilerine çok teşekkürler. Bizi izlemeye devam etsinler. Başarılı oyuncu Hakan Yufkacıgil'e bu keyifli sohbetinden dolayı teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Senin suçsuzluğunu ispat edebiliriz. Tek ihtiyacımız olan biraz zaman. Flinta Bin Yılın Şafağında yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Başkaları yapmalı.